Günaydın arkadaşlar. Bugün birikim yapmayla ilgili çok önemli ipuçları vereceğim. Pazartesi haftanın ilk günü ee, ama ona geçmeden önce bir piyasalarla ilgili ufak bir birkaç bir söz söylemek istiyorum. Ee, dünya piyasaları önce Asya'da açılır. Japonya ile başlar. Sonra oradan Çin'e geçer. Sonra Dubai, Türkiye, Avrupa, İngiltere ve son olarak da Amerika. Amerika piyasası dünya ekonomisinin %50'lik kısmını etkiler. Ondan sonra Çin ve Avrupa piyasaları etkilidir. Bu arada Brent petrol fiyatı 94,5 dolar oldu. Daha 96'lara, 97 dolarlara kadar yolu var gibi görünüyor. Sadece bir tahminde bulunuyorum tabii ki. AS petrol fonu alanları o yüzden şimdiden tebrik ediyorum. Altın ve gümüşte Ekim ayından başlayarak sene sonuna kadar bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Bugün itibariyle ons altın fiyatı 1929 dolar. Türk lirası olarak da 1 gram altın 1675 lira civarında seyrediyor. Gümüş ons fiyatı 23 dolar civarındayken 1 gram gümüşte 20 liralarda seyrediyor. Günlük 1,5 gram gümüş alsak... 30 lira falan ödüyoruz. O bir komisyonla falan birlikte hadi 32 lira falan olsun. Banka farkıdır, şudur budur. Ben her gün 1.5 gram gümüş alırım. Bu benim günlük limitimdir. Hafta sonları hariç tabii ki. Altını ise her gün 0.02 gram olarak alıyorum. Tabii bu almış olduklarım sanal altın ve sanal gümüş oluyor. Fiziki altın ya da fiziki gümüş alacaksanız o zaman fiyatlar birazcık daha yükseliyor. Altın ve e, gümüşü fiziki gerçek olarak almak daha pahalıya mal olur. Fiziki olarak nereden alım yapabiliriz diye soruyorsunuz. Yani zaten onu hep söylüyorum da. E, mesela neler var? İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Gold gibi. şey. Altını biliyoruz da. Gümüş mesela. Gümüşü 1 kilogram. Külçe gümüş fiyatı. Kontrol ettiğimde 22.800 lira. Piyasada gümüş ne kadar demiştim? 20 küsür liraydı. Normalde 1 kilo külçe gümüşün daha ucuz olması gerekiyor sanal gümüşle kıyasladığımızda. Ama böyle değil. Bunun neden böyle olduğunu önceki videolarımda açıklamıştım. Fiziki platin ve paladyum alımı da bir ara yapılıyordu. Ama şu an sadece sanırım yatırımım.com sitesinde bu mümkün fiziki paladyum satılıyor. Bir de paladyum alırsanız onu nasıl elden çıkaracaksınız? O da zor iş. <laughs> Pek tavsiye etmem. Altın ve gümüş iyidir. O açıdan. En azından granül dediğimiz gümüşü kapalı çarşıda satabiliyorsunuz. Ya da külçe gümüşü alan her şehirde mutlaka bir tanecik de olsa bir kuyumcu olacağını ben düşünüyorum. Fiziki altın ve gümüş alımında gram ağırlığı ne kadar yüksek olursa o kadar sizin için avantajlı olacaktır. Dediğim gibi benim değerli metal olarak yatırımlarımın büyük bir çoğunluğu altın ve gümüş. Çok az da platin alıyorum. Her ay düzenli olarak platin alımı yapıyorum. Altın ve gümüş neden önemli yatırımda? Özellikle gümüş neredeyse sanayinin hemen hemen her alanında kullanılıyor. Sağlık sektöründe gümüş çok fazla kullanılıyor. Çünkü gümüşün sterilize etme özelliği vardır. Ee, elini elinizi sabunla yıkamak yerine, Gümüş alın şöyle elinizi böyle sürtün gümüşe aynı etki yani sabunla yıkamışsın gibi olur. Ellerin tertemiz olur. Ee, i̇nsan psikolojisine bile gümüş etki ediyor. Ee, erkekleri sakinleştirme özelliği var. Ezoterik bilgiler de vereyim, Örneğin e, kurt adamları sadece gümüş mermi ile öldürebilirsiniz. Burada da aynı mantık geçerli. Yani bu efsanelere bile girmiştir erkekleri sakinleştirme özelliği. Yani kurt adama dönüşen bir erkeği gümüş mermiyle öldürüyorsun. Yani bu buradan o anlam çıkıyor aslında. E, o efsane de oradan geliyor. Yani çok geniş bir kullanım alanı var. Altının çok geniş bir kullanım alanı yok ama takı olarak kullanılıyor. Bir de iletken olarak e, cep telefonu, tablet, bilgisayar vesaire elektrik elektronik ürünlerde az da olsa kullanılıyor. E, yine psikoloji ve sağlık yönünden şu bilgiyi de vereyim. Bunu da söylemişimdir önceden. Altın kadınlarda kan dolaşımını düzenler. Kadınların altın kullanması onlar açısından faydalıdır. Buradan nereye varacağım? Şimdi gelelim asıl konumuza. Altın ve gümüş dedik. Birikim yapmak neden çok önemli? Şimdi altın ve gümüş de birikim aracı. Küçükken hatırlıyorum kumbaralarımız vardı. İçine para atardık. İlk günlerde büyük bir hevesle başladığımız... O yatırım kumbara yatırımı bir haftada sona eriyordu, devam ettiremiyorduk. Benim özellikle üstüne basa basa her gün yatırım yapın, her gün bir buçuk gram gümüş alın dememdeki amaç aslında bu. Yani bunu bir alışkanlığa dönüştürmeniz gerekiyor. Siz bunu ayda bir kez yaparsanız bu alışkanlığa dönüşmez. Katıl butonu ile gelen takipçilerimle günlük yatırım yapıyoruz. Günlük yatırım derken günlük al sat yapmayı kastetmiyorum. Burada bahsettiğim günlük olarak al tut. Geçen diyetisyen örneğini vermiştim. Ne derse diyetisyen her gün şunu şunu şu kadar yiyeceksin diye. Mesela bugün de dini bir örnek vereyim. Namaz kılma. Günde 5 vakit namaz kılıyorsun. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Her gün aynı duayı okuyorsun. Sürekli bir tekrar var. Çünkü tekrar ettiğin durum Artık sende bir alışkanlığa dönüşüyor ve daha da ilerleyen zaman içerisinde artık senin bir parçan haline geliyor. Hani derler ya 40 kere söylersen olur, 40 kere yaparsan olur. Geçenki videomda bunları anlatmıştım. Ee, yine aklıma geldi. Annem bana çocukken her dışarı çıktığım zaman kimseye bulaşma derdi. Kimseye bulaşma, kimseye bulaşma. Yani 10 sene boyunca annem bana her gün kimseye bulaşma diyor. Şimdi şöyle düşün. Ya bir kere bunu söylemesi yeterli olmaz mıydı? Allah'ın günü tekrar ediyordu. İşte aynı mantık arkadaşlar. Yani tekrar çok önemli. Yatırımda tekrar çok önemli. Yatırım değil, hayatın her alanında çok önemli. birikim yapmayı kendimiz alışkanlık haline getirdiğimiz gibi çocuklarımıza da bu alışkanlığı edindirmemiz gerekiyor. Yoksa çocuk ileride büyüdüğünde bunu yapamaz, çok zorlanır. O yüzden çocuklarınıza haftalık olarak harçlık verin. Daha büyük yaşlardayken 16 yaşından falan sonra aylığa da dönüştürülebilir. Çocuğa haftalık 250 lira mı verdin? Daha ilk gün pazartesi günü bütün parayı bitirdi mi? Artık kusura bakmasın daha para mara yok. E, çocuk bunu öğrenecek. E, çoğumuz maaşlı çalışıyoruz. Ben de bir zamanlar maaşlı olarak çalışıyorduk, e, çalışıyordum. Şunu diyebiliyor muyuz? E, çalıştığımız yere ya param bitti de birazcık daha bana para, para verin. <laughs> Sadece şu olabiliyor bazı iş yerlerinde. Hani senede bir iki kez hakkın oluyor ona da. İşte ay başlıyor, 15 gün çalışıyorsun, diyorsun ki kalanını avans olarak alabilir miyim? Hani onu da işte senede bir iki kez sana bir hak olarak veriyorlar. Ve biz de maaşımızı alınca bir plan yapıyoruz. İşte faturalarıma şu kadar ayıracağım, şu kadarıyla kira ödeyeceğim, şu kadar ile de yatırım yapacağım. Ne kadar yatırım yapmalıyız? Ne demiştim? En az %20. Yani aylık gelirimizin en az %20'sini birikime ayırmamız gerekiyor. Gündelik bir işte çalışıyorsanız, gündelik olan çalı, gündelik olarak çalışan kişiler de var. Onlarda da o meblağ hemen aynı gün ayırması gerekiyor. Ee, ben size ne diyorum? Dolar, euro almayın. Döviz ile yatırım yapmayın diyorum. Çünkü onların da enflasyonu var. Ha, birikim derken bunu da satır arasında söylemem gerekiyor. Dolar altın ile kıyaslandığında erir. Erir ya yanar. Kağıt yanar. Tüm kağıt paralar erir. Ama madenler, metaller, Petrol de bir madendir, sıvı da olsa bir madendir. Bunlar erimez. Bakın Amerika enflasyonunu kaç olarak açıkladı? %3.7. Bu ne demek? Eğer sen dolar alırsan kabaca her ay %4 kaybediyorsun, kafadan kaybediyorsun. Ee, şimdi bu bu videomda şöyle bir şey diyebilirsiniz ya. Ben birikim yapmaya başlıyorum ama devamını getiremiyorum. Aslında ben bu videoyu birazdan onlara yönelik olarak hazırladım burada üstüne basa basa her gün tekrar edin dememin sebebi bu. Yine bazı tüyolar vermek istiyorum. Birikim yapmakla ilgili, harcamalarla ilgili. Birincisi süpermarket alışverişleri. En çok yaptığımız alışveriş tipi. Belki kıyafet almaya haftada bir çıkarsın. iki haftada bir çıkarsın ama süpermarkete neredeyse her gün gidiyorsun. Mutlaka tok olarak gitmeniz gerekiyor. Aç olarak giderseniz her şeyi almak zorunda kalırsınız. Bazı süpermarketlerde, birazcık daha büyük süpermarketlerde fırınlar, ekmek fırını süpermarketin içinde oluyor ve ekmek kokusunu bilerek özellikle etrafa yayıyorlar. Aç olan insanları bu şekilde tüketime sevk etmek istiyorlar. Bunu da herkes bilmez. Eski bir süpermarket çalışanı olarak burada bundan söylemiş olayım. Daha çok başka taktikler var da hepsini bir videoda anlatmayayım şimdi. Çok şey anlatırım da. Hani bu kadarı şimdilik yeterli. Daha profesyonel olan kişiler alışveriş listesi hazırlayarak markete gider. İnternet üzerinden de market alışverişi yapılabilir eğer ki kontrol sizde ise. Bu birincisiydi. İkincisi kredi kartı kullanımına da değinmek istiyorum. Kredi kartları dediğim gibi aslında bir tuzaktır. İşte seni kandırır, sana puan veririm der, şöyle yapar, taksit yapıyorum der. Ama kredi kartının en olumsuz yönü kullanan kişi harcama yaptığının farkında olmaz. Kredi kartı asla cebinizden nakit para çıkıyormuş hissini size yaşatmaz. Şunu deneyin. Bir 500 liralık bir alışveriş yapın. Bu 500 liralık alışverişin birincisini nakit para olarak cebinize koyup yapın. Sonra e, ikincisini kredi kartı ile yapın. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Aradaki o insan psikolojisinin farkını hemen fark edeceksiniz. Kredi kartı ile ödeme yaptığınızda ayrılma hissi sizde oluşmaz. Nakit parayla ödeme yaptığınızda ise sizde içinizde bir ayrılma hissi oluşur. Senden bir şeylerin koptuğunu hissedersin. Kredi kartı hiç kullanmayın demiyorum ama bu işi belli bir sisteme oturtana kadar da kartlardan uzak durmakta fayda vardır. Onun yerine banka kartı kullanabilirsiniz. Aynı mantıktır ama banka kartında paranız banka hesabınızda paranız varsa oradan para çıkar. Kredi kartı gibi değildir. Bir de şu zorluk var birikim olayında. Asıl zorluk belli bir ...miktara ulaşınca başlıyor. Şimdi bin lirayı herkes biriktirir. Oraya kadar kolay. Onda sıkıntı yok ama... ...on bin lirayı biriktirdin. O zaman sıkıntı başlar. Şöyle ki... ...işte on bin lira param oldu. Acaba şu cep telefonumu alsam? Şöyle bir yere mi gitsem? Şu tatile mi gitsem? Böyle bir düşünceler kafanda dönmeye başlar. Ee, ona da dikkat etmek gerekiyor. Asıl zorluk orada başlıyor. Ee, bir de... Farkında olmadan yapılan birikim var. Şöyle, onu da şöyle anlatayım. Mesela dışarıya gittin. Biraz da karnın acıktı. Ya şurada oturup bir yemek yesem mi diyorsun. Yoksa birazcık daha sabredeyim de evde yiyeyim dersen. Orada mesela cebine bir 100 lira kalır. Çünkü evde yediğin maliyetle, yemeğin maliyetiyle dışarıda yediğin yemeğin maliyeti aynı değil. Orada ne yaptın sen? 100 lira, 200 lira kazandın. Çünkü kaybetmemek de kazanmaktır. İkisi aynı kapıya çıkıyor. Belki bunu bir cimrilik olarak algılayabilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben ekonomik sıkıntı yaşamak yerine bankaların kucağında kredi almak için yalvarmak yerine borç almak için tanıdık eş dosta el açacağıma arkadaş ben cimri olayım daha iyi. Bunları yaşayacağıma insanlar bana cimri desin daha iyi. Eski zamanda Roma İmparatorluğu döneminde köleler belli bir fiyat ödeyerek kölelikten kurtulabiliyorlardı ve bazı köleler bunu yapıyordu. Siz de aslında bir kölesiniz tek kurtulma şansınız da birikim yapmak. Nasıl ki o dönem birikim yapan köleler özgürlüğünü satın alıyordu. Bu aynen vuku bulmuştur. Bizim de özgürlüğümüzü birikim yaparak satın almamız gerekiyor. Bu para bizim özgürlüğümüze giden yoldur. Ekonomik özgürlüğümüze giden o kul vardır bu para. Belli bir, bir birikime ulaşınca da bu sefer daha büyük yatırımlara yönelmemiz gerekiyor. Yani altın gümüş yatırımından çıkıp belli bir montana ulaşınca bu sefer ne olabilir? Eğer eviniz yoksa krediyle konut almak için o mortgage kredisi peşinatını biriktirebilirsiniz. Ya da temettü yatırımı için belli başlı hisse senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Atıyorum 100 bin lira biriktirdin. İlk evini almak istiyorsun. Alacağın evin fiyatı da 500 bin lira. Konut kredisi almak için yeterli meblağa ulaşmışsın. Ya da sağlam bir temettü şirketi buldun. 100 bin lira yatırıp yıllık %10 temettünü alabilirsin. Bunlar da daha ilerisi için yapılacak yatırımlardır. Ve bu ilkini başardıktan sonra zaten artık sen işi öğrenmiş oluyorsun. Artık o yolu öğrendin. Sen orada başarısız olsan bile inan ki başına bir iş gelse bile yine başarılı olacaksın. Çünkü artık... Oraya giden yolu öğrendin, yolu ezberledin artık, yolu biliyorsun. Ama şunu söyleyenler oluyor. Abi 5 sene ben biriktirip birikim yapıp böyle yapacağıma 100 bin lira diyorsun işte diyor. 5 senede 100 bin lira biriktireceksin. Ya da ne demiştim? 60 gram altın demiştim öyle söyleyeyim. Konut kredisi için alacağım peşinatı da ihtiyaç kredisiyle alsam olmaz mı? Sonra ikisini birden öderim. Bakın ya şunu ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Burada bahsettiğim şekilde para biriktirmeyi öğrenemediyseniz, bunu yapmadıysanız emin olun o konut kredisinin kredisini de, ihtiyaç kredisini de taksidini ödeyemeyeceksiniz. Para biriktirme maddi bir oyun ya da bir kural değil. Bu bir disiplindir. Bunu yapabilirsen, dediğim gibi 100 bin lira biriktirebilmişsen ondan sonra krediyle konut ya da temettü yatırımına yönelebilirsin. Konut kredisi peşinatı ee, için asla ihtiyaç kredisi kullanılmaması gerekiyor. Onun kendini biriktirmen gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Onu bir başaracaksın. O özveriyi göstereceksin. Öbür türlü sonuç başarı değil başarısızlık olur. Ve bir önemli diğer husus da birikim yapmaya erken yaşta başlamamız lazım. Bizde ne var? Üniversite bitiyor. 24 yaşına geliyoruz. işe giriyoruz. Hadi ben birikim yapayım. Geç bir vakit. En ideali birikime 0 yaşında başlamak onu da anne babamızın düşünmesi gerekiyor. Sıfır yaşından beri bir çocuğun her gün 1,5 gram gümüş biriktirdiğini düşünün. 30 yaşına geldiğinde 11 kilo gümüşün olacak. Ama sen bu işe 25 yaşında başlarsan 30 yaşına geldiğinde 2 kilo gümüşün olacak. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Avrupa'da, Amerika'da aileler birikime çocuklarını çok erken başlatıyorlar. Bizde o alışkanlık maalesef oluşmamış. Yok bizde o alışkanlık. Benim yatırım sistemimde panik olmak, strese girmek, uykularının kaçması yok. Ben yaptığım işten keyif almak istiyorum arkadaşım. Ben 15 dakikada bir ekrana bakmak istemiyorum. Altın aldım, gümüş aldım, hisse senedi al aldım, fon aldım ya da konut aldım. Fiyatı düşerse de benim sevinmem gerekiyor. Çünkü alttan ucuzdan daha çok alırım diye sevinmem gerekiyor. Çıkarsa zaten üzülmem. Çıkarsa sadece şöyle bir sıkıntı olabilir. Acaba satmalı mıyım? Orada şu önemli. Önemli olan arkadaşlar tabii ki belli bir yerden sonra satış gelir ama <laughs> pardon mallarımızın adet sayısını artırmamız gerekiyor. Değeri artmış, düşmüş hani o çok önemli değil. Yüksek montanlı işler, işlemler yapmak istiyorum diyorsanız katıl butonu vasıtasıyla katılabilirsiniz. Orada günlük e, al tutlar yapıyoruz öyle söyleyeyim. Bu şekilde en son aramıza katılan üyemiz Alaaddin DC'ye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sorularınızı yazın arkadaşlar, yorumlara yazın. Ben burada olduğum sürece bizi kimse kandıramaz, kimse aldatamaz. Ve hiç kimse ekonomik özgürlüğümüzü elimizden alamaz. Yatırımlarımız devam edecek. Ta ki ekonomik özgürlüğümüzü kazanana kadar buna devam edeceğiz. İnatla, özveriyle, çalışıp çabalayarak devam edeceğiz. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.